Efendim dün Manisalı seçmenlerle bir araya geldik. Yaşadıkları kentin en acil çözüm gerektiren sorunlarını onlara sorduk. İlk olarak ulaşım sıkıntısı ve otopark sorunundan bahsettiler. Sizin eğer seçilirseniz bu soruna yönelik çözüm öneriniz nedir? Manisa'da özellikle Manisa merkez ilçede en önemli sorun ulaşım sorunu ve bir ulaşım master planının hazırlanması gerekiyor. Çünkü Manisa yerleşim olarak büyümeye ve yeni yerleşimlere hazır hale getirilmekte gecikmiş bir şehir olduğu için dar sokaklarıyla şehrin içinde hem kamunun yapmış görevini yerine getirip yapması gereken otoparkları hazırlamamış olmasıyla, yeraltı otoparkların ücretinin ödenip de yapılmamış olmasıyla Manisa ciddi şekilde trafik sorunu yaşayan bir kent. Biz burada otopark sorununa üçlü bir çözüm üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi yeraltı ve yerüstü mekanik otoparklar. Bir tanesi kamu binalarının işte astsubay lojmanları gibi bir takım terk edilmekte olan ve protokoller terk edilen yerlere yapılacak çok katlı yeraltı yerüstü otoparkları. Ama bunun yanında özgün bir proje olarak da şehir dışı çok katlı dev ücretsiz otoparklar projemiz var. Bunu çözmek için biz zaten ilgili çalışmalarımızı yaklaşık 2 sene öncesinden başladık. 400 araçlık yeraltı otoparkı, emekliler otoparkının geçtiğimiz 15 gün öncesi temel törenini yaptık ve inşaatı başladı. Yine buna istinaden son teknolojiyle yapılmış olan bugünün şartlarında 560 araçlık ihalesini yaptığımız, ancak kamu ihale kurumunda hangi firmanın yapacağı ile ilgili kararın itirazlardan dolayı yeni bir tam otomatik sistem 560 araçlık otoparkı da Manisa'ya hayırlısıyla kazandıracağız. Tabii bu yeter mi? Yetmez. Bununla ilgili yeni büyükşehir kapsamında mevcut Gazi İlköğretim karşısında yine 400 araçlık, yine devlet hastanesinin olduğu alanda 1000 araçlık, yeni büyükşehir belediye hizmet binamızı yapacağımız garaj alanının altında 1500-2000 araçlık bir tam otopark yapma noktasında çalışmalarımız bir fiil devam ediyor. Şu anda yarın hizmet oda ve hizmet dernek binalarının temel atma töreni var. Onun altında da 300 araçlık yine otopark söz konusu. Yani Manisa'daki otopark alanlarımızı önümüzdeki süre içerisinde Allah nasip ederse tabii ki Manisa'da bunları kazandırmak birinci önceliğimiz. Manisalılar ikinci olarak konut sıkıntısı ve plansız büyümeye bağlı çarpık kentleşme ve imarla ilgili sorunlarını dile getirdiler. Sizin bu soruna yönelik çözüm öneriniz nedir? Biz konut üretimi ve kentsel dönüşüm master planımızda, konut alanları üretimi ve kentsel dönüşüm master planımızda yaptığımız hazırlıkla Manisa'da yılda 1500, 5 yılda 7500 konut üretimini teşvik edeceğiz. Burada diğer partilerden farklı olarak bir söylemimiz var. Onlar TOKİ'yi bir çağrı olarak görüyorlar. Oysa biz TOKİ'yi şehri çirkinleştiren, yaşanacak alanlar değil sadece kutu gibi evler üreten, sosyal donatı alanlarından mahrum ve mimari denen bir bilimden, mühendislik denen bir bilimden ziyade tek tip projelerle insanların çektiği sıkıntıyı zorla dayatan, ona karşı bir çözümü zorla dayatan bir sistem olarak görüyoruz. Büyükşehir'de yeni 25 binlik planlar, 5 bin ve 1000 planların yapılmasına müteakip, bunun da süresi herhalde 1 ile 2 sene arasında bir süreci alacaktır. Bundan sonra yeni konut üretimiyle ilgili belirlenen alanlarda, yeni imar açılacak olan arsa alanlarında Manisa'da konut üretiminin çoğalması lazım. Efendim Manisalılar son olarak kentteki sosyal donatı alanlarının, eğlence ve kültür merkezlerinin azlığından şikayette bulundular. Eğer siz seçilirseniz bu soruna yönelik çözüm öneriniz nedir? Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde öğrenciyi ve beyaz yakalıyı, gelir düzeyi orta ve üzerinde olan sanayi sitesi çalışanlarının yöneticilerini ve mühendislerini Manisa'da tutacak, öğrenciyi Manisa'da tutacak sosyal projelerimiz, sosyal donatı alanlarına ve özellikle de öğrenciyi tatmin edecek mekanların tasarımına yönelik projelerimiz var. Mevcut Uncu Bozköy'ün Tarık Almış'ın yanında yeni yapılan peyzaj rekreasyon alanlarıyla, yine Akmeşit Mahallesi'nde derelerin üstünü kapatarak üstünde yeni vatandaşların hayata geçireceği ve kullanacağı mevcut Akmeşit Mahallesi'ndeki rekreasyon alanlarının planlamalarıyla biz hemen hemen bütün mahallelerimizde bu iyileştirmeleri şu anda devam ediyoruz ve de devam edecek. Yine şu anda tahmin ediyorum önümüzdeki ay açılışını yapmayı düşündüğümüz garajın etrafında
Benim gözümde Gediz projesi kapsamında bonus da olsa bir 100 bin metrekarelik Gediz'in kanallarının ıslahını bitirdik. Onun etrafındaki peyzaj ve rekreasyon alanlarını şu anda bitirme noktasına geldik. İnşallah bu bahar aylarında Manisa halkı bu tür alanları daha da ileriki süreçte fazlasıyla görecektir, yaşayacaktır.